Gençlik çalışmaları işbirliği protokolü imza töreni Çorum Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Çorum Belediyesi, Çorum Valiliği, Hitit Üniversitesi, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün imzaladığı işbirliği protokolüyle gençlere yönelik pek çok etkinlik hayata geçirilecek. Protokolün imza törenine Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, Hitit Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Osman Öztürk ve projeye destek veren kurum yöneticileri katıldı. Proje hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Aşkın, gençlik kampları başta olmak üzere sosyal ve kültürel anlamda gençlere yönelik farklı etkinlikler düzenleyeceklerini bildirdi. Başkan Aşkın, şehrimizi imar ederken gençliğimizi ve çocuklarımızı da ihmal etmemeliyiz. Güçlerimizi birleştirerek gençlerimizin yeni hedeflere emin adımlarla yürümesini kolaylaştırmamız gerekiyor dedi. Güçlerimizi, sinerjimizi, enerjimizi, imkanlarımızı birleştirmek suretiyle eğitimin çıtasını gençlerimizin 2023, 2053, 2071 hedeflerine daha emin adımlarla yürümesini kolaylaştırmamız gerekiyor. Tarihi kültürü canlandırmak istiyoruz. Sokakları daha müreffeh bir hale getirmek istiyoruz. Birçok şey yapmak istiyoruz. Şehri ayağa kaldırmak adına, ama bunu yaparken gençliğimizi ihmal edersek, yavrularımızı, çocuklarımızı ihmal edersek, o imar ettiğimiz şehir, ihya edemediğimiz, medeniyetimizle buluşturamadığımız, tarih şuurunu veremediğimiz o gençlik tarafından berbat edilir, yıkılır, yok edilir. Bu anlamda asla gençleri de ihmal etmememiz gerekiyor. İşbirliği protokolünde 5 ana madde belirlendiğini belirten Başkan Aşkın, bu kapsamda kamp ve gezi faaliyetleri, eğitim-öğretim çalışmaları, yarışmalar, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, beden ve ruh sağlığının korunmasına yönelik çalışmalar yapılacak dedi. Peki bu protokolün içeriği ne olacak? Ne değişecek şehirde? Burası çok önemli. Bu anlamda da bu protokolümüzde biz 5 tane ana madde belirledik. Bunlardan ilki, protokol gereği kurumların farklı sorumlulukları var tabii. Kamp ve gezi faaliyetleri olacak. İkincisi, eğitim öğretim çalışmaları ve yarışmalar olacak. Üçüncüsü, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler olacak. Dördüncü başlığımız sosyal sorumluluk faaliyetleri olacak. Beşinci başlığımız ise beden ve ruh sağlığının korunmasına yönelik çalışmalar olacak. Bu 5 başlığı kısaca biraz genişletecek olursam, kamp ve gezi faaliyetlerimizle başlayayım. Sayın Cumhurbaşkanımız, biliyorsunuz, 12 Şubat 2019'da şehrimize yaptığı ziyarette gençlik kamplarından bahsetmiş, Çatak'ta bir gençlik kampı oluşturulmasını ifade etmişti. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü yerde kalmamalıydı. Bu anlamda biz yine Gençlik Spor Bakanlığımız nezdinde de girişimlerimizi yaptık, ama hiç değilse belediye olarak bunu başlatalım istedik. Huzurlarınıza Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Çatak Tabiat Parkı'nda çok uygun bir alanı bize tahsis ettiler. Ve şu an biz orada bungalov evlerden inşallah gençlik kampımızı inşa ediyoruz. Ve gençlik kamp merkezlerimizden bir tanesi Çatak'ta olacak ve gençlerimizin 12 ay boyunca hizmetine açık olacak. Diğer bir kampımıza gelince, o kampımızı da biraz nitelikli bir kamp olsun, Türkiye'de de örnek bir kamp olsun diye gençlik obası şeklinde dizayn ediyoruz. Sıklık Tabiat Parkı'nda hemen trafik Şube Müdürlüğü'nün solundan yukarı doğru çıkan yolla devam ettiğiniz zaman sizi o yol, o kampa ulaştırıyor. Yolunu yaptık. Kampla ilgili tüm altyapı çalışmalarını tamamladık. Aydınlatmasından suyuna kadar hepsini tamamladık. Çadırlarımız gelmeye başladı. Aynen Diriliş Ertuğrul'daki gibi, Uyanış Selçuklu'daki gibi bir obayı orada hayata geçiriyoruz. Bu anlamda da bu dizilerin setlerinde de arkadaşlarımız bizzat gitmek suretiyle, görüşmek suretiyle gerçekten içimize sinen çok güzel bir gençlik obasını, Çorumlu obasını biz orada hayata geçiriyoruz. Kamp ve gezi faaliyetlerimiz başlığı altında özellikle gezilerimize de vurgu yapmak istiyorum. Biz gençlerimizi Anadolu'muzun özellikle güzide mekanlarına, manevi atmosferi yüksek yerlerine götürmek, oraları gezdirmek, sadece gezdirmeden, gezdirerek de bırakmak değil, orada onları şuurlandırmak, tarih şuuruyla, medeniyet şuuruyla, milli şuurla onları şuurlandırmak noktasında geziler yapacağız. Bu protokol kapsamında inşallah. Özellikle yapay zeka, dijital ve üç boyutlu tasarım, İHA, SİHA, robotik kodlama gibi eğitimleri vereceğiz bu kapsamda. Dil ve diksiyon eğitimleri vereceğiz. Yine bilgi yarışmaları, münazaralar, şiir yarışmaları, karikatür yarışmaları, daha buna benzer birçok yarışmalara da bu protokol kapsamında, ödüllü yarışmalara da imza atmış olacağız.
yavrularımızla beraber, gerekirse biz de yanlarında olmak suretiyle köy okullarının tamir edilmesi, yardıma muhtaç kişilerin evlerinin tadilatının yapılması, fidan dikme, ağaç dikme etkinlikleri yapılması, gençlerle yaşlıların bir araya getirilerek el ele, gençlerimizle yaşlılarımızı, özellikle Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğümüze burada görev düşecek, birlikte onların o kültür aktarımını gerçekleştirmesini sağlanması noktasında gayretlerimiz olacak. Yavrularımızın zihnen, vicdanen, bedenen iyi bir noktada olması, sağlıklı bir noktada olması, yarınlarımızın teminatı bakımından, geleceğimizin aydınlığı bakımından, aydınlık olması bakımından son derece önemli. Bu anlamda hocalarımız, uzman hocalarımız, alanında uzman kardeşlerimiz düzenli beslenme, sağlıkla ilgili hem eğitimler verecek yavrularımız okullarımızda, hem onların bu yönde gelişimine katkı sunacaklar. Hitit Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Osman Öztürk de Çorum Belediyesi ile işbirliği içerisinde gençlere yönelik çeşitli etkinlikler yapacaklarını söyledi. Öztürk, Çorum Belediyesi'ne böyle bir projeye imza atmasından dolayı teşekkür ederiz dedi. Valimiz gösterdiği performansla, belediyemiz kucaklayıcılığıyla, üniversitemizde en azından anlayış ve perspektif olarak buraya yaklaşarak, iş yaparak inşallah bu protokolü meyvelerini aldığımızda daha uzun uzun konuşuruz. Ümitliyiz, heyecanlıyız. Üniversite olarak müteşekkiriz Sayın Valimizin riyasetine, belediyemizin böyle bir vizyona sahip olarak bu adımları atmasına, ilgili müdürlüklerimizin de büyük bir samimiyetle böyle bir projeye destek vermelerine biz müteşekkiriz. İnşallah hayırlara vesile olacaktır. Vali Mustafa Çiftçi de açıklamasında işbirliği protokolünün gençliğin yetişmesi için çok faydalı olacağını dile getirdi. Vali Çiftçi, projenin hazırlanmasında ve protokolde emeği geçen başta Çorum Belediyesi olmak üzere tüm paydaş kurumlara teşekkür etti. Bu protokolde emekleri geçen, işbirliği içerisinde olan en başta belediye başkanımıza, Hitit Üniversitesi rektörümüze, Aile Çalışma Sosyal Politikalar İl Müdürümüze, İl Müftülüğümüze, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Milli Eğitim Müdürlüğümüze, asıl tüm emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Projenin, protokolün hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Hepinize saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Konuşmaların ardından Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşkın, Hitit Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Osman Öztürk protokole imza attı.